ve harçları uygularsınız. Bunları uygularsanız bunların belgelerini 5 yıl boyunca saklamak zorundasınız. Ondan sonra geçeyim, şuraya geçeyim. 9. maddeye geleyim. 9. madde. Konutlarınız var. Kendiniz kiradasınız. Konut kira geliriniz var. Kendinizin kirada olduğu konutun kirasını, konut kira gelirlerinizden düşebilir misiniz? Düşebilir. Burada da bir sıkıntı yok. 10 numara 5 yıldır. Soruyu geliştirelim. Resmi nikahlı, bunun altını özellikle çizeceğim. Çünkü imam nikahlı diye bir özelge gördüm. Özellikle altını çizeceğim. Aile bütünlüğümüz de var. Bir ev satın almışız. %25 hissesi benim. %75 hanımın. Baskın kuvvet. Tamam mı arkadaşlar? Kira gelirlerinin kontratının tamamı eşin üzerine. Para da eşin hesabına yatıyor. Bu %25 ve %75'te hisseli olan kontratın altını çiziyorum bakın. Kontratın tamamı hanımın. Evde reis o. Örnek. Paranın tamamı da onun hesabına yapıyor. Yıllık beyannameye 7000 lira istisnayla geçtik. Yani beyanname verebilir haldeyiz. Bu beyannameyi verirken bu kira gelirlerinin tamamını hanım beyan edecek. Var mı bir sorun? Yok. Kim yoktu? Daha yakarsın. Ben gördüm kimin yok dediğini. Özellikli nokta, intifa hakkı, üst kullanım hakkı gibi yani ya da vasi kavramlarının olmadığı halde dışında değerli arkadaşlar, tapu kütüğünün hissesi oranında beyanname veriliyor. Yani hissesi orandan kasıt, 3 kişi sahipse 3'ü de beyanname veriyor. Bir örnek verelim mesela. 33, 33, 33 toplam elde ettikleri kira geliri 15 bin lira. Biri beyannameye taşırsa beyanname vermek zorunda mı? Ama tapuya göre düşünürseniz veremiyor. Niye? 5000, 5000, 5000 oldu. Dikkat edin arkadaşlar. Diyor ki mesela kira gelirini ben alıyorum. Sizin almanızın bir önemi yok. Peki siz bütün beyannameyi eşin üzerine verdiniz. Maliye tespit etti. Diğer iki sene beyanname vermemekten ceza keser mi? Keser. Var mı engel? Bu nüansa dikkat. Aman bak bu nüansa dikkat. Hatta bu ayrımların olması vergide düşüklüğe de neden oluyor. Bu paylara 7000 liralar şartlarsa alıyorsa her biri kendi payıyla ilgili 7000 lirayı uygulayabilir. Burada da bir engel. Bunlar aslında bildiğimiz şeyler de yılda bir kere yapıldığı için hatırlamakta, uygulamakta zorlanıyoruz. Aynen. Peki aynı örneği devam ettirelim. Biz %25 ve %75 bir konutta ortağız. Kiranın tamamını eşimiz alıyor. Evde tam adalet var. Biz yine kirada oturuyoruz. Bütün kirayı erkek ödüyor. Tam adalet. Yani gelir eş de, gider erkek de. Standart, sıkıntı yok. Gerçek gider yöntemini uygulayacağım. Madde 9. Kirayı erkek ödüyor, öyle tabir edeyim. Geliri kadın alıyor. Burada düşebilir miyim? Düşersem nasıl düşerim? Aile birliği. Düşersem nasıl düşerim? Hisse oranında. Hisse oranında düşerim. Çoğunlukta mı? Ben tamam. Evet. Tamam. Aile reisi. Ben tamamı düştüm. Tamamı düştüm hocam. Aile reisi. Aile reisi kim? Sizin kim? Kirayı ödeyerek. Hocam işe alacağım başına şimdi bakalım. Şimdi tamam arkadaşlar, şimdi bir düşündü, ev aklına geldi. İşte insan zekası böyle inanılmaz müthiş bir megabaytla çalışıyor. Yani böyle bilgisayarla falan zekanızı kıyaslamayın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O kadar milyon salisede evi düşünüp geri geldi ki. Sonra dedi ki, hayır olmasın. Herhalde dedi erkek. Ben bunu bir düşüneyim dedi ondan sonra. Arkadaşlar düşebilirsiniz ama böyle hisse oranı, misse oranı diye bir kavram yok. Aile birliği, medeni hukuktan geliyor. Medeni hukuktan geliyor. Biz medeni hukuk dersleri aldık. Niye aldık? Bakın bunun faydasını görüyoruz. Düşebilirsiniz. Bu engel yok. Tamam mı? Burada bir sıkıntı yok. Peki çocuğun okul için tuttuğunuz evi için olanı düşebilir misiniz? Yazıyor muydu tüm hukukları? Yok. Şimdi tavara bak. Eğitim giderlerine giderse düşer ama nasıl? Bu yollara gününde güzel bir özelge de var. O özelgede eşlerden bir tanesi gelir elde ediyor, kira gelirini elde ediyor. Kadın kira gelir elde ediyor. Erkek eşler kira geliri yok.
bir lojman kirası ödüyor ama kirayı da erkek eş ödüyor. Kadın kendi beyannamesinde komple düşebileceğine dair vergi dairesinin görüşü var aile birliği nedeniyle yani. Geliri biri elde ediyor, gideri biri karşılıyor. Ama kaldıkları lojman. Aynen öyle. Kiralıkta lojman iyi bir özelliği var. Evet, dayanağı da medeni hukuk. Evet. Dayanağı medeni hukuk. Evet. Evet. Ama bu sorumu kaynatmayın. Ne oldu çocuk? Valla oradaki karar şeye bağlı hocam. Yani evet, o kira eğitim olarak adlandırılabiliyor mu bilmiyorum. Eğer adlandırabilirse düşer. Şimdi ben geldim size. Eğitim gideri olarak adlandırılabilir mi? Ben geldim size. Dedim özür dilerim. İsim üstad. Gürsel. Gürsel üstad. Geldim size. Gelirlerimi getirdim. Giderlerimi getirdim. Ofisinin kapısını çaldım. Sen beni tanımasın. Ben seni tanımam. Gürsel Bey, bu beğenmeyi kaça yaparsın? Sen dedin ki ben dövizle çalışıyorum. Ben hep kendinden böyle örnek görüyorum. Kusura bakmayın. Kimse sizden aşağı değil öyle bu arada. Rahat olun yani. Dediniz ki 500 euro. Tamam dedik, para da var, sıkıntı yok. Verdik euroyu. Hadi beğenmeyi yap. Şimdi orada kaldın. Evet. Yani. Hadi bakalım. Düşten mi, düşmese mi? 500 euro gitsin mi, kalsın mı? Düşemezsin değerli hocam. Eğitim gideri olarak da düşemezsin. Tamam mı? Eğitim gideri de tanımlayamıyoruz o zaman. Evet, düşemezsin. Sebebi olmasın. Aynen. Bunları zoomlamak istiyorum arkadaşlar. Bu tarz talepler gelir. Bu tarz şeyler gelir. Gelir dersen giden size hayli hayli gelir. Mesela bende de aynı durum vardı. Çocuğum yurtta okurken, yani yurtta kalırken, üniversitenin yurdunda onu ben düşüyordum. Ama eve evet, geçince bu sefer araştırmıştım o zaman, düşemedim. Yani yurtta kalınca düşülüyor da evde kalınca düşülüyor. Yurtta... Aynı şey değil mi? Tamam, bir özelliği var, buraya gelince konuşuruz yani. Düşüyor, düşmüyor, düşeriz. 10 bin liralık yer tuttum çocuğuna, bunu nasıl neyse, şey özelgeler bölümünde o orayı göstereceğim, açacağım size değerli arkadaşlar. Soru mu? Şunu demek istedim de orada. Şimdi çocuğu okuyor ama temelde aile birliğinden bahsederiz. O çocuğun da ikamet ettiği bir yer var. Aile birliği eşler arasında geçerli. Evet. Aile birliğinden kasıt ailenin diğer fertler değil. Peki. Karı koca birliğinin, medeni hukuktaki medeni evlilik birliğinden bahsettim. Zaten oradaki dayanak da evlilik birliğinden geliyor. Hocam, o yüzden resmi nikahlı ifadesini kullandım. Yurttakini düşüyorsa bir istisna... Özelge gelince bakalım ya, yurtla ilgili de evet. Öyle mi diyor, öyle diyor yani, demiyor ha. Yani bir bakalım. Gerçekler yöntemini seçtiğinizde değerli arkadaşlar, 7000 lira istisna uyguluyorsanız basit bir uygulamayla 7000 lira denk gelen gider aslında ayıklanıyor. Bir basit örneğine bakalım. 50 lira kira geliri elde ediyor. 15 lira gerçek gideri var. 7000 lira istisnaya da düşme hakkı olmuş. Toplam gelirleri aslında beyan edilebilir gelir. İlk etapta 50'ye düştük. 43. Ama 15 lira direkt indirim konusu yapmamız mümkün değil. Burada 43 lira yani istisnadan düşmüş hali çarpı toplam gider bölüyor. Hasılatın kendisi 15 lira 12.900 lira iniyor. 12.900 lira olarak da gider hesaplanıyor. Hazır beyan sistemi bunu yapıyor. Ama olur ki bu beğenleme düzenleme programında doldurursanız bildiğim kadarıyla yapmıyor. O yüzden bunu buraya taşıdım değerli arkadaşlar. İstisnayı kullanmasaydı ne olacaktı? Kullanmış gibi mi hesaplayacaktık? 15.000 tamamını düşecektik. Çünkü buradaki maksat 7.000'e denk gelen giderin mükerrerliğini engellemek. 7.000'i kullanmadık. Contaları sıkıyorsunuz damlamasın diye yani kayıp kaçak olmasın o 7.000 liradan devlet zararı olmasın. Evet, aynen öyle. Her şeyimiz tam. Aynen öyle. Geldik götürü gider. Şimdi gerçek gider ve götürü giderle ilgili size basit bir soru sorayım. Gerçek gideri seçtiğinde kaç yılda götürü gidere dönüyordun? 1 yılda istediğinde gerçekten götürüye dönersin. Götürden dönüyorum. Götürden gerçeğe? 2 yıl. 2 yıl. Aslında bildiğimiz şeyler de hatırlamakta bir yer böyle bir şey oluyor. Şimdi beğenmeyi doldurduk. Beğenmeyi doldurduk. Bakalım burada Tirmom'un kitabında yazıyor mu? Adem Bey, beğenmeyi doldurduk. Götürü gideri uyguladık. Ben Adem Bey'i hitap ettim ama bu sorum sınıfa bu arada. Beğenmeyi doldurduk, onayladık. Beğenme gitti. Geldik Haziran'a. Müşteri yana döne geldi. Ya dedi ben burayı yeni almıştım. Faizi vardı. Tapu harcı vardı, %5 iktisabı vardı, vardı da vardı. Ben bunları verseydim aslında hiç vergi ödemeyecektim. Hiç ödemeyecektim. Gel sen bu beğenmeyi düzelt. Tamam dersin ki düzelteyim. Ama dersin ben götürü gideri seçtim. Şimdi bu götürü gider düzeltmeyle gerçek gidere dönerim.
Bak bu da Tirmok'ta yazmıyor biliyor musun? Yok, yazamadım doğru. Bu Yalçın sütlemizde yazıyor mu? Yalçın bundan sonra Tirmok'ta yazsın. Bıraksalar yazar. Bıraksalar ben yazar, ben hiç engel görmüyorum. Tamam. Değerli arkadaşlar, çok ufak bir nüans. Efendim? Bence verebilirim. Şimdi benceyi kabul etmiyorum. Bak az önce 500 euro örneğini gösterdik. Bence olmaz. Ben bence ifadelerini kullanmayalım da. Mesnet ne diyelim? İlk geçimler için olabilir. Tamamlayalım, dibini tamamlayalım, üstünü başını tamamlayalım. Diyor ki arkadaşlar, süre de geçti. Değil mi? Haziranda geldi. Mart'ta yaptım, Haziranda geldi. Şimdi idarenin bir iç genelgesi, bu iç genelgeye dayalı bir tane özelgesi var. Spesifiktir. Bu yine bazı vergilerleri belki unutabilir, yani yaşarsanız diye anlatıyorum. Orada der ki değerli arkadaşlar, beyannameyi verdiğiniz yılı geçmemek koşuluyla. Geçmemek. Yani 2022'de beyanname verdik ya, yılı geçmemek için son tarih Aralık. Adem Hocam söyledi. 31 Aralık 2022. Geçme, dönebilirsin. Geçtin, dönebilirsin. Hocam orada yılı evet. Geçmemeyle neyi kastediyor, amaçlıyor, ne gerek var yani kanunda olmuyor yani. Yıl, tercih yıl, haskının yeni yıla, yeni yılda... Yok zaten beyan ettiğim dönem bir önceki dönem zaten. Evet, yani. Evet böyle bir... 2022'de yapmışım bunu bir... Evet. Şey, yasal bir mesnedi de yok yani. Ya aslında, o yazan adamın o anki düşüncesi o yani. Şimdi sorun ne biliyor musun Yasin abi? Kanunla da bir sorun yaşıyorsa biz konuşur gibi yazılma. Evet. Abi, çok aşırı devletçi hareket etme, işte kur korumada yaşananlar gibi. Aşırı ya zaman aşımı süresini geçmeden dese anlarım. Bence düzeltmekte bir engel yok bence da. Bence yok. Ama idare böyle bir görüş yayıyor. Olur ki yaşarsanız tarih 31 Aralık.